Türk donanması envanterindeki Barbaros sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyon faaliyeti devam ediyor. Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi kapsamındaki çalışma, TCG Oruç Reis'in Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na 26 Ocak'ta girişiyle başladı. Modernizasyon doğrultusunda atış kontrol radarları, gemi veri dağıtım sistemi, top atış kontrol sistemi gibi öne çıkan sistemlerle geminin adeta beyni olarak değerlendirilen savaş yönetim sistemi ve kalbi olarak nitelenen gemi veri dağıtım sistemi büyük oranda yerli ve milli sistemlerle yenilenecek. Projenin ana yükleniciliğini Aselsan ve Havelsan yaparken TCG Oruç Reis'teki montaj faaliyetlerinin 26 Mayıs 2023'te tamamlanması planlanıyor. Daha sonra modernizasyona TCG Salih Reis, TCG Kemal Reis ve TCG Barbaros'la devam edilecek. Çalışmaların 2026 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmayla harekat sahasındaki durumsal farkındalığı artacak bu sınıf gemiler, diğer gemilerle daha yüksek kapasitede, daha hızlı ve güvenli bir şekilde haberleşebilecek, tehditlere karşı kendini daha fazla savunabilecek, daha uzun menzillerden daha hassas ve etkili hücum yapabilecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Baş Mühendisi Deniz Yüksek Mühendis Yarbay Gürcan Özsatır'da Barbaros sınıfı gemilerin ilkinin 1995 yılında TCG Barbaros'la hizmete girdiğini belirterek gemilerin donanmanın ana vurucu unsurlarını oluşturduğunu söyledi. Modernizasyon çalışmalarıyla gemilerin daha etkin ve caydırıcı gemilere dönüşeceğini işaret eden Özsatır şöyle devam etti. Dünya üzerinde bu derece kapsamlı modernizasyon yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu durumun diğer bahriyeler tarafından ve dünya çapında takip edildiğini değerlendiriyoruz. Tamamlandıktan sonra diğer ülkelerden de talep gelebileceğini düşünüyoruz. TCG Oruç Reis'e modernizasyon kapsamında toplamda 72 kilometre kablo serilecek ve 800 metre civarında da boru devresi çekilecek diye konuştu.